Selamlar herkese. Yeni bir Metin 2 Marmara bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Örümcek Barones keseceğiz, Azrail keseceğiz. Aynı zamanda maden gibi birçok işe imza atacağız. Bunun yanında bir de aynı zamanda gördüğünüz gibi Baron Stu sandıklarım var toplamda 3 adet. Daha önceki kıvrık anahtarlarımızdan kalmıştı. Bunları da açalım bakalım kaç tane bizlere bir üçlü Eysun SS atar, belki bununla kâra geçebiliriz. Onun haricinde farklı bir şey atmıyor diye biliyorum. Şöyle ilkini açtım. Eski tatlı kutu işe yaramıyor. İkinciyi açtım, yine eski tatlı kutu. Duygu çanta, kırmızı inci, duygu çantası, eski tatlı kutu. Yani çıkabilirdi ama çıkmamak istedi. Bu gibi videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz aynı zamanda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dilerseniz hız kesmeden videomuza devam edelim. Arkadaşlar şöyle chatimle birlikte şöyle arkadaşlar bir adet şeytan kanadı çakram aldık canlı yayınlarımızda. Siz de dilerseniz canlı yayınlarımızı YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Düzensiz bir şekilde yapıyoruz fakat her hafta en azından bir veya iki defa canlı yayın yapıyoruz. Bilginiz olsun. YouTube ana sayfanıza zaten düşecektir. Dilerseniz Discord üzerinden de takip edebilirsiniz. Çakramımız şu şekilde: 52 ortalama, 7 metin, 2 delici, 2 yarı insanı var. Bir de 3 buzu var arkadaşlar. Gerek buz cadısı olsun, gerek nefretteki canavarlar olsun, gerekse metinler olsun, gerçekten önümüzde diz çökecek. Dilerseniz gelin bu çakramı canlı yayında nasıl test ettiğimizi sizlere göstereyim. Yabani köpekte bir test gerçekleştiriyoruz. Kendisine pusu kurduk. Şöyle 52 ort hançerimizle ilk bir vuruşumuzu gerçekleştiriyoruz. 2K vurduk. Şöyle Upi'ye de selam olsun videodan da. Videoya da alalım onu. Çok güzel bir zırhı var. Şimdi bize onu bir verecek, şey yapacağız. Onu bir test görüntü olarak bir takacağız. Onun haricinde bir tane şeytan kanadı çakramımız var. 40 ort. Bunda mesela kaç vuruyoruz? 3.5K. Bunda kaç vuruyoruz? Kritikli. Arkadaşlar vurmuyor. Sura diz kankam. Bir versene kanka şu şeyi, bir de göz üstüme bir takayım ya. Kanka buna değer mi bu parayı vermeye ya? Bir de artı, keşke bunu bir artı 4 yapsalarmış. Artı 4 bile yapmamışlarmış onu. Evet arkadaşlar, 7 adet cennet bilezik artı 7'miz var. Bunları artı 8'e atacağız. Çünkü geçenki videomuzda artı 8'e attığımızda kar etmiştik. Ve tanesi 8M. Buradan 2 tane artı 8 alırsak günü kurtarıyoruz ve aynı zamanda katlıyoruz. Şöyle, bunlar normalde burası 1 von 30M'e denk geliyor. Birinci yandı. Bir tane aldık, gayet güzel. İkinciyi de aldık, gayet güzel. Şu an kâra geçtik mesela. 1 von 60M arkadaşlar burası. Üçüncü yandı. Dördüncüyü aldık. Bir tane daha aldırsak o kadar güzel kâr ederiz ki. Bir tane daha, hadi be. Maalesef. Neyse, burada tanesi 80M'den arkadaşlar. 2 von 40M cebimize koyduk. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu bölümümüzde Baroness'le birlikte aynı zamanda Azrail keseceğimizi söyledim. Azrail için öncelikle katakomba girebilecek 75. seviye bir hesaba ihtiyacınız var. 75. seviye bir hesap yaptıktan sonra kapılar bölümüne geliyorsunuz. Kapılar bölümünde de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Biz yayınlarda kesmiştik. Tekrardan bir bakacağız. Şu şekilde üzerime herhangi bir ölümsüz item almadım. Belki çok fazla vurmayabilirim, bilmiyorum ama ölümsüzlü bir itemim yok. Şunları takalım. Şöyle kapılara kaç vuruyoruz bir bakalım. Kapılara 11K hasarımız var gördüğünüz gibi. Hatta bununla daha çok vurur muyuz? Level silahıyla da kapıyı göremiyorum. Evet, level silahıyla da ortalama 12K'yı görüyoruz arkadaşlar. 1K falan oynatıyor. Elimizdeki bu silahımız gerçekten çok iyi oldu bizim için. Ama şu an level silahı varken level silahını kullanırım. Bu şekilde birinci lanet kapısını geçeceğiz. Siz de beni takip ederek geçişinizi sağlayabilirsiniz. Şu an katakomptaki Azrail'deki güzel şeylerden biri arkadaşlar, artık ayna bölümü yok. Ayna bölümü olmadığı için kolaylıkla geçişinizi sağlayabiliyorsunuz bu şekilde, kapıları kolaylıkla kırarak. Şurada bir tane 30 saniye saldırı hızımız, saldırı gücümüz var, onu da basalım. 13K'ya kadar çıkıyor bunu basınca. ETP'mi de yapıyorum aynı zamanda. Şöyle kemikleri takip etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu kemikler var, bakın gördünüz mü, yolu gösterdi. Bu kemikleri takip ettiğinizde kolaylıkla yolu bulabiliyorsunuz. Azrail'e arkadaşlar ölümsüz işliyor. Yani ölümsüzünüz ne kadar çok olursa o kadar çok fazla hasar vuruyorsunuz. Ben yayında 20 ölümsüzle girmiştim. Şu an ölümsüzüm yanımda değil fakat ben yine de kesebileceğimizi düşünüyorum. Zehir veremiyorsunuz 75. seviyede. Çünkü 75. seviyede Azrail 91 seviye olduğu için zehir veremiyorsunuz. Şöyle bir bakın, şurada bir kapı vardı, ona da bir bakalım. Bu taraftan devam, böyle dümdüz devam ediyoruz hala. Tabi o zaman bu kuşağımız yoktu. Şu an böyle bir kuşağımız var. Bundan dolayı bir sorun olmayacaktır arkadaşlar. Şöyle devam edelim bakalım. Şöyle bir bakalım. Bu taraftan değil, bu taraftan giriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi iskeletleri gördük. İskeletler bu yolu gösteriyor. O yüzden bu yoldan devam ediyoruz. Şöyle birinci kapımız daha kırıldı. Bir kapımız daha doğrusu. Birinci kapımız dedim, affedersiniz. Şöyle yerde bir kırmayı deneyeceğim. Bakalım ne kadar etki edecek. Yerde muhtemelen hasarımız 1-1.5K daha az olacaktır ama vuruşumuz fazla artacaktır. Şuradan geçişe bir bakalım. Buradan devam, evet. Bir yerde vuralım bakalım kapıya. Yerden de 7K gibi bir hasar görüyoruz. Tabi yerden vurmanın güzel yanlarından biri, çok hızlı vuruyoruz. Aslında bunu 14K gibi de görebilirsiniz. Çünkü yerden gerçekten hızlı bir
hitbox'ı bulunmakta. Gördüğünüz gibi böyle hızlıca kesebiliyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz biz bir, atta bir düz itimiz yerde iki düz itimize eşit. Bu da ortalama 8K bir hasar gördüğümüz anlamına gelmekte aslında. Yanıma ne olur ne olmaz diye biraz yaşam getiriyorum. Zaten etkinlik sunucusunda oynuyorsanız biraz olsun ayışına katılırsınız. Yaşamınızı, kritik derecenizi biriktirebilirsiniz. Biz de bir sonraki ayışına katılacağız ve şu kritik derece ve yaşamları ben de biriktirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yaşam yanınızda getirmeniz her zaman iyidir. Bazen boss tek atabiliyor. Bundan dolayı sorun yaşayabiliyorsunuz. Şöyle alalım bakalım bunu da. Evet, bir kapımız daha devrildi. Şu an level silah ile devam edelim. Devil silahının gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. 70 level silahını iyi kullanın. Şöyle bayağı bir fazla hasarınızı arttırıyor. Evet arkadaşlar, ve geldik. Bunun detaylı haritalandırmasını siz dilerseniz internet üzerinden bakabilirsiniz. Ama mantık belirttiğim gibi yoldaki kemikleri takip etmek. Yoldaki kemiklerin olduğu bölgeye girdiğiniz takdirde kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz bu labirentten de. Kurbağa kayalığına tıklıyoruz bir kere. Şu şekilde size bir şeyler söylüyor. Evet, bırak içeri girelim diyelim. Ve küçülen kafaya sahipsin. Bizi ışınlayacak şimdi. Küçülen kafanız yanında olması gerekiyor. Ve diğer karakterinizi sokarsanız, örneğin şamanı, küçülen kafaya kesinlikle ihtiyacı var arkadaşlar. Bilginiz yoksun, yoksa girmez. Aynı zamanda grupta olmanız devam etmeniz için yeterli. Burada doğru metni bulacağız. Bildiğiniz metin kıracağız yani kısaca. Şu şekilde burada bir metin bulunuyor genelde. 3-5 tane metin yeri var. Hızlıca bir metnimizi bulmaya çalışalım. Ortalama sanırsam 10 veya 12 tane metin olması gerekiyor. Ne kadar hızlı kırarsanız sizin için o kadar iyi. Aynı zamanda şu şekilde de metne bir hasarımız oluyor 70'lik silahla. Normalde birkaç STR'li itemimiz daha olsa muhtemelen 14K'lara kadar görmeyi planlıyorum ben. Hedefim 14K'lar, 15K'ları görmek olacak Ninja'yla. Şu şekilde bununla da ortalama 10K görüyoruz. Evet. Yani normal silahımızda da 10K görüyoruz. Bunu böyle yapmamın sebebi level silahına bağımlı kalmamak. Doğru metin taşını da bulduk. Biraz kolay oldu. Şimdi bu katta da Tartaros'u kesmemiz gerekiyor. Tartaros dediğimiz boss çok bir oluru yok. İçerisinden süs taşı atıyor. Çok bir şey attığını daha hiç görmedim. Tartaros atla bile olsanız sizi iktirebiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı dilerseniz o şekilde de fark edebilirsiniz Tartaros'u kesebildiğinizi. Burada şu şekilde mat bir set benim için yeterli oldu. Tartaros'tan herhangi bir şekilde tek yemedim. Evet, bakın burada arkadaşlar galiba o mu Tartaros? Yok, o değilmiş. Generalmiş o. Bulduk arkadaşlar Tartaros'u da. Bu arkadaş buradaymış, bir gel artık. 4. seviye bir boss. Yani tam boss da denmez ama boss gördüğünüz gibi böyle bir zıplıyor hopluyor. Keşke 5. seviye olsa, biraz da vuruyor. Onu bir sıkıştıralım. Ama gel artık. Şöyle. Şöyle yapalım. Yerde kesmek sizin için daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. En azından rahatça kesersiniz. Sürat totemini alıyorsunuz. Ve şurada tepe var. Gördünüz mü? Bakın şöyle merdivenler var. Oraya götüreceğiz bu sürat totemini. Böyle buradan yukarıya doğru gidiyorsunuz. 5 dakikamız kalmış. Azrail'i kesmek için 1 saatiniz oluyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde sürat totemini de şurasına galiba mıydı? Burasına mıydı? Şöyle yaparsam. Evet, şeytan katopunda derin tüyler. Çığlık durdu. Karoron uyandı diye reklam çıkıyor. Burada da Karoron'u kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Karoron'u kesmek için de dilerseniz elinize level silahınızı alabilirsiniz. Yine at üzerinde. Bu sefer gerçekten boss bu arada. Gördüğünüz gibi 5. seviye. Bundan bir şeyler de düşebiliyor. Bunu da bilgisini vermek isterim aynı zamanda. Şu şekilde hızlıca düşürebiliyorsunuz. Karoron'dan bu arada kolaylıkla şey düşebiliyor arkadaşlar. Şöyle 1 dakikalık şeyimiz vardı ama. Karoron'u kestikten sonra size tüm slotları kesmenizi istiyor da burada bir şey mi var bana? Beni iktiriyor bir şey var burada ama tam olarak çözemedim. Evet, Karoron'u katlettin. Şeytan katakombunun en sonuna ışınlanacaksın. Burada biraz fazla slotlar var. Bu slotlar sizlere sorun yaratabilir arkadaşlar. Bunu basalım, bunu basalım. Kritiğimizi, delicimizi basalım. Bu yetmeyebilir belki hasar olarak. Bir de slotlar çok vuruyor. Bir vursalar. Slotlar bir durun. Şöyle Paskalya'dan kazandığımız son balığı ve diğer savunma şeyini de basıyorum. Ah, canımızı biraz götürdü. Ve Azrail'i de kestik arkadaşlar. Şu şekilde sandıkları düşüyor. Küçük bir ihtimal de olsa Azrail'den Azrail'cik yumurtası düşürebiliyorsunuz. Daha hiç düşürmedim ama yani videolarda düşüren gördüm. Azrail sandıklarının hepsini toplayalım. Bunlara ihtiyacımız yok. Azrail sandıklarının da şimdi açımını yapacağız birlikte. Bizi atsın. Kaç yaşam basmak zorunda kaldım. Buraya çıktığınızda kesinlikle oyununuza biraz ölümsüzlüğü item alın. İhtiyacınız oluyor. Hasarınız daha yüksek olabilmesi adına. Örneğin ben 6K vurmuştum ama fakat dün yaklaşık bir 40 ölümsüzüm vardı. 9K'ya kadar Azrail'de hasar görebiliyordum, bilginiz olsun. Yani zaten 105 level'e, yani 90-95 levelseniz hiç bunlara bile gerek yok arkadaşlar. Evet, şimdi total hasılatımız 5 tane Azrail sandığı. Bu 5 tane Azrail sandığının içeriği fena değil bu arada. Max ne çıktığını bilmiyorum ama mamalar çok güzel atıyor. Hatta birlikte şimdi göreceğiz. Şöyle ilkini açalım.
Bir adet titan kalkanı gayet güzel. Şöyle kenarı koyalım. Gece gölgesi zırhı atalım. Bir adet azap kılıcımız var. Bunu da kenarı koyalım. Şöyle ruh bilekliği bunu atalım. Bunu atalım. Bir tane daha açalım. Şu şekilde bir mama daha. Şunları atalım. Bunu da atalım. Şunu da, bunu da. Şöyle biraz envanterim bozuk, kusura bakmayın. Şu şekilde bir tane mavi ejderha yayımız var. Onu da kenarı koyalım. Cennetin gözü bilezikleri artı 5, artı 6, artı 7 atabiliyor. Bunları da tutalım arkadaşlar. Onun haricinde bundan bir şey çıkmamış zaten. Şöyle bu mamayı da buraya koyalım. Azap kılıçları bu arada mama olarak geçmediği zamanlar da oluyor. Yansıtmalık olarak satıyorlar. Şöyle cennetin gözü bilezik artı 5 çıkmış. Tabii şu şekilde şunları bir açabilir miyim? Şöyle yine bir siyah rüzgar takımları, bunları atıyoruz. Yani siyah çelikler hiçbir işimize yaramaz arkadaşlar. Bir de artı 1 çıkıyor. Şöyle bir adet azap kılıcı. Şunu da atalım. Bir tane, iki tane bir daha açım yapabilecek miyiz? Yaptık, çok güzel. Bir adet daha mama. Bir adet daha mama. Artı 4 cennetin gözü kolye bir işe yaramaz. Artı 4 cennet bilezikle biz artı basıyoruz. Kenarda dursun. Bir açım daha yaptırmamıza izin verir mi bilmiyorum ama envanterim. Bir deneyeceğim yine. Şu şekilde bir tane daha açtım. Onun içerisinden de bu sefer çöp attı. İçeriği de aynen bu şekilde arkadaşlar. Mama kasmak için, VTP kasmak için ideal bir yol. Ortalama 29 dakikada 1, 29 da diyemeyelim. Ortalama 25 dakikada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet artı 2 mama kastık. Hepsi artı 2 olarak çıkmakta, bilginiz olsun. Dilerseniz siz de bu şekilde Azrail keserek mama elde edebilirsiniz. Azrailcik yumurtası çıkma olasılığı da tabii ki mevcut, bilginiz olsun. Dilerseniz Azrailcik yumurtası da düşürmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Karon ve aynı zamanda Azrail'den düşmekte Azrailcik yumurtası. Ufak bir ihtimalle düşüyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar, örümcek baronese girebilmek için Arkadya anahtarı yapmamız gerekiyor. Arkadya anahtarı için ihtiyacımız olan şeyler kraliçe örümcekten düşürebileceğimiz kraliçe örümcek zehirleri. Dilerseniz pazardan alabilirsiniz. Ben bunları bir koçak adlı arkadaşımızdan aldım. Kendisine de teşekkür ediyorum, hediye etti bizlere. Biz yayında düşürememiştik. Şu şekilde de örümceğin yumurtası, bacağı, kesesi, yani yeniden örümcek inşa ediyorsunuz aslında baktığınızda. Şurada Arkadya anahtarı var. Buna tıklıyorsunuz. Örümcek ağı eksik. Bir saniye örümcek ağını vereyim. Şöyle örümcek ağını da verdim. Şimdi bir deneyelim. Evet, çok zor geçen bir şey arkadaşlar. Bu 3 taneden bir tane alırsak ne mutlu bize. Evet, bir tane aldık fark ettiyseniz. Bir adet Arkadya anahtarımız var. Bunun ticareti var, bilginiz olsun. Dilediğiniz zaman verebiliyorsunuz grup liderlerine. Bir tane de alırsak çok tatlı olmaz mı? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. 2 tane Arkadya anahtarımız var. Graces ile bir deneyeceğiz bakalım. Haydi gelin dilerseniz baronesi kesmeye gidelim. Evet dostlar, örümcek baronesi 3. katta çıkıyor. Bunun için 3. kata gitmemiz gerekiyor. Aynı zamanda kraliçe örümcek zehrini de 2. katta verimli şekilde düşürebilirsiniz. 15 dakikada bir kraliçe örümcek kesildiği sürece çıkıyor 2. katta, bilginiz olsun. Şöyle görebileceğiniz üzere burada bir adet kraliçe örümcek mevcut mesela. Fakat şu an kesmemize gerek yok. Aşağı indiğimizde bir kraliçe örümcek de keseriz. Hem zehir düşürürüz hem de aynı zamanda bir sonraki turumuzda kullanmak için işimize yarar. Evet, 2 karakterimizi de getirdik. Arkadya anahtarını şamanımıza vereceğiz. Arkadya anahtarını şamanımıza verelim. Ve orp karakterimize geçelim. Şamanımız burada bizi içeri sokacak arkadaşlar. Şu şekilde yuvaya giriş diyoruz. Daha sonrasında bir tekrar bir kontrol edelim de aldık değil mi her şeyimizi? Okey, her şeyimiz tamam. Bunda da her şeyimiz tamam. Yuvaya giriş diyoruz ve doğrula diyoruz. Ardından yuvaya giriş diyoruz. Grup lideri girdi, sen de girmek istiyor musun diyor. Evet diyoruz. Şöyle Grace'i yanımıza alalım. Ardından İlk önce örümcek baronunu kesmemiz gerekiyor. Yanınızda zehirli kaskınız olması yeterlidir. Örümcek baronu 72. seviyedir, bilginiz olsun. Şu şekilde bunları basalım. Ardından itemlerimizi takalım. Şu şekilde örümcek baronu rüzgar elementi işleyen bir örümcek, bilginiz olsun. Bununla beraber şu şekilde petimizi, porkimizi çağıralım. Bunları basalım. Örümcek baronunu alalım yanımıza. Aman ha. Bakalım, kanamayı yemiş şu an mesela arkadaşlar. Hızlıca keselim. Bir tane de kritik basalım. Ortalama hasarımız bu şekilde örümcek baronu. Önemli olan örümcek baronunu kesmek zaten. Örümcek baronunu kestikten sonra diğerini de rahat rahat kesebiliyorsunuz. Örümcek baronu da kesilmek üzere 5. seviye. Çok fazla can yenilemez. Ardından Arkadya flütünü alıyoruz arkadaşlar. Bunu kendiniz de kesebilirsiniz. Zehir vermeniz size her zaman daha yararınız olacaktır. Fakat tekrar tekrar belirtiyorum, 5. seviye slotlar patron olmadığı için çok fazla bir şekilde can yenilemez arkadaşlar. Videonun başında da belirttiğim gibi. Arkadya flütüne bir kez bastığımızda örümcek baronesi çağıracak. Öncelikle bir şuradan kaçalım arkadaşlar ya. Yumurtaları kesmemiz gerekiyor. Yumurtaları şu şekilde kesiyoruz. Burada 2 tane yumurtayı, önce bir 3 tane yumurta bırakıp bir baronesi kesebilir miyiz? Barones patron muydu? Örümcek baronesi de 5. seviyeymiş. Bir 2 tane yumurta bırakırsam tek yer miyim diye düşünüyorum ama bir deneyeceğim bakalım. Yumurtalar zehir ve kanama yer arkadaşlar, bilginiz olsun bu arada. Bak, gördüğünüz gibi kanama yemiş durumda şu an.
Neden böyle bir şey var bilmiyorum ama zehir ve kanama yiyor. Böylelikle canını arttıramıyor en azından. Evet, bir tane daha devirdik. Şurada 3 tane yumurta kalacak. O 3 tane yumurtayı kırmayacağım. Bakalım hasarımız ne kadar olacak. Normalde ben tek yumurta bıraktığımda 19 kalılara kadar görmüştüm. Eğer 3 yumurta bırakırsam muhtemelen tek de yememem. Yani şunu keserken beni görmediği sürece sorun yok. Evet, gördü maalesef. Şunu hadi keseyim şunu. Böyle örümcek baronesi bilerek vurmamaya çalışıyorum. Çünkü zehir yiyebilir vurduğumuzda. Hemen zehirini verirsek de sıkıntı olur. Şöyle bir 3 taneyle bir hasarımı bir kere bir deneyeceğim. 3 yumurtayla bence güzel bir hasar. Yani bir 10K'yı görürüz gibi geliyor bana. 10-11K'yı görürüz gibi geliyor. Şöyle şamanımızdan bir buff alalım. Şöyle buff'ımızı alalım. Ardından baronesimizi bir çağıralım. Şöyle kenarı çağıralım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Evet, 20K'ları görüyoruz arkadaşlar. Bence gayet yeterli bir hasar. Bu hasarla gayet güzel geçebiliriz ama korkum şu baronesin bize tek atması. Şu an kanamayı yedi zaten. Gördüğünüz gibi şu an şu haldeyken bir iyi vuruyor. Tek atamaz gibi geliyor umarım. Yani elim yaşamda dursun benim, ne olur ne olmaz yaşamımızı da basarız. Çeyizde saklamayalım yaşamımızı. XKralTR gibi olmayalım biz de. Şöyle canı azaldığında bir zehir kaskı takabilirim eğer yemezse zehiri. Kuşağımızda zehir var ama belki yemeyebilir bir ihtimal. Hani bu hasarla muhtemelen keseriz ama yine de gördüğünüz gibi üfürdüğünde evet zehiri de yedi, çok güzel. Bir daha üfürmeden kesersek tek yemeyebiliriz. Şu an tek yeme ihtimalimiz olası. Çok heyecanlı. İyi iyi güzel, 7K vuruyor, tamam tek yemedik, güzel. Hayır, bir de çok güzel. Arkadaşlar ben yine takmayı unuttum. Işınlanma yüzüğü çıktı, yeterli. Bizim için gerekli olan ışınlanma yüzüğüydü. Işınlanma yüzüğü haricinde bir şey almadık ama adımız geçsin, Gracie'si de ışınlanma yüzüğünü alalım. Çok ihtiyacımız vardı, güzel oldu bu. Havalı çelik yay çıkmış. Orada okey koleksiyon kartı çıkmış. Geçit bileti atmış mı? Atmamış ama ışınlanma yüzüğünü aldık. Çok güzel. Gris'te en azından ışınlanma yüzüğümüz oldu. Bir de ben heyecandan şeyi takamadım arkadaşlar, size söyleyeyim. Şöyle bir tane daha baroness keselim bakalım. İçerisinden güzel bir şey alabileceğiz mi? Titan kalkanı vesaire. Hem ışınlanma yüzüğü de alırsak cebimize kar olarak kalacaktır. Aa, aa canı, cana bak. Aa, canı yok lan. Şimdi dostlarım, canlı yayında biz hançerimizi alabilmek adına 15 fon borç almıştık bir yakınımızdan. Bu 15 fonu kendisine geri verdik. Sonunda biriktirdik ve verdik. Tabii ki paramız da sıfırlandı. Paramızı yükseltmenin en güzel yolu ETP yapmak. Ben bu yüzden şamanıma girdim. Şamanımın ETP'sini gördüğünüz gibi Guatama'da yapıyorum. Siz de buraya gelerek Guatama'nın bu bölgesinde şamanınızın ETP'sini veya 90 level bir karakterinizin ETP'sini çok rahat yapabilirsiniz. Buradaki suratlar hem katakomtik gibi rahat ölüyor hem de katakomtikinlerden dahi az vurmaktalar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Siz de bu şekilde kasabilirsiniz kendi hesabınızın ETP görevini. Ben şamanımızın ETP görevi bittikten sonra sizlere tekrardan geleyim ve devam edelim. Evet dostlar, şimdi core karakterlerimize girdim. Core karakterlerimizin de eldivenini de takmayı unutmuşum. Şöyle bir eldiven de düşürdüm karakterimize. Bu 4 core karakterimizin de görevini yaptığımızda tamamen core görevimiz de bitecek. Şöyle core'larımızı yapalım. Ardından bir maden yaparız. Uzun zamandır hem maden yapmıyoruz hem maden fiyatları gerçekten artmış. Böylelikle ganimetimizi geliştirebiliriz. Ben core'larımız bitince sizlere haber veririm. Arkadaşlar ben şu şekilde çöpçülük yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada büyük oda ve büyük odanın yanındaki odada çok güzel eşyalar bulabiliyoruz. Gerek okey koleksiyon kartları olsun, gerek cennet bilezikleri olsun. Bunları toplayarak gerçekten çok güzel gelir elde edebiliyoruz. Bilginiz olsun. Siz de bu şekilde gelir elde edebilirsiniz. Ben özellikle şeftali çiçeği, çan çiçeği ve aynı zamanda leylakları topluyorum ki leylak piyasası gerçekten çok güzel şu sıralar. 50 eme kadar çıktığını gördüm. Ben 40 emden satmıştım şahsen, bilginiz olsun. Tabi eğer biraz yüksek fiyata koyup mamaları da satmak isterseniz 4,5 eme kadar mama da satabilirsiniz arkadaşlar. Bazen toplu çekiyorlar biliyorsunuz 105 level petleri için insanlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben burada bir 1,5 saat, 1 saat, 1,5 saat bakalım bir çöpçülük yapayım. Ne kadar bir getirisi olacak bize 1,5 saatin. Bugün biraz dolu, prime time'dayız. Şu an saat 8 olduğu için çok fazla bir toplama yapamayabilirim. Fakat prime time'da bile kendimizi test etmemiz lazım. Sonuçta her gün öğlen vaktinde giremiyoruz oyuna. Ondan dolayı bu şekilde bunu alalım. Mesela örneğin bakın burada bir zehir kılıcı var. Belki yüksek ortalamadır. Bir ort. Böyle zehir kılıçlarını dahi tamamen hepsini toplayıp 9'a da deneyebilirsiniz. Bir zehir kılıcının boş hali bile 2 won, 2,5 won ediyor. Fakat 9 biraz yorabilir sizlere. O yüzden çok denemenizi de tavsiye etmem. Bazen deneyen arkadaşlarımız oluyor tabii ki. Şu şekilde bileziklerimizi de topluyorum.
Aynı zamanda burada baktığınızda yine buralarda da bulabilirsiniz de muhtemelen ben haricinde birkaç arkadaş daha var bu şekilde yapan, ondan dolayı bulamıyoruz. Ben bir saat sonra tekrardan hasılatımızı göstereyim. Evet arkadaşlar, sürgün mağarasından indik. Total hasılatımızı şöyle göstereceğim. Henüz cennetin bir gözü bilezikleri basmadık. Şöyle gördüğünüz gibi 7 adet demir kutu, 200'lü 2 adet şeftali çiçeği, 200'lü bir leylak. Şöyle 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adet mama. Hepsi artı 4 bunların arkadaşlar. Artı sıfırları zaten yaktık. Herhangi bir şekilde kullanmadık. Bilginiz olsun. Bununla beraber hala satışlarımızın da devam ettiği itemlerimiz var. Şöyle artı 8 bileziklerimiz olsun. Artı 9 eski şeytan kanadı çakramımız. Baroness'ten düşürdüğümüz geçit biletlerini de satmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Yavaş yavaş satılacaktır bu itemler ama satılacaktır. Tabi bunlar kesinlikle satılacaktır. Bilginiz olsun. Bakalım devam edelim. Evet şimdi artı 7'ye bu kadar deneyeceğiz. Artı 6'ya 11 tane geçti. Yani sunak muhafazında değil. Sen basıyor musun? Ha, basmıyor galiba. Ne işe yarıyorsun? Neyse burada bir deneyelim bakalım. Artı 7'ye şöyle bir tane aldık. Buradan bir 4-5 tane alabilsek. Yangımız kalmamış bir saniye. Geçirdik. 5 tane oldu. Ve 6 tane oldu. Bunları bir artı 8'e basalım. Artı 8'leri daha çok para ediyor. Hem bir kumara girmiş olalım videomuzda. Evet bakalım 8'e deniyoruz. Şöyle bir tane yaktık. İkinciyi deniyoruz. Bir tane geçirdik. Çok güzel. Bir tane daha deniyoruz. Yaktık. Bir tane daha deniyoruz. Geçirdik. Çok güzel. Bir tane daha deniyoruz. Paramız yok. No money. Şöyle bir tane daha deniyoruz. Çok güzel 3 tane aldık. Ve bir tane daha denedik. 3 tane artı 8 elde ettik. Bunları da satarız arkadaşlar. Artı 9'a basmayacağım mı? Aslında biz bir içerik üreteceğiz ve haydi gelin zarara girelim. Evet sizler için zarara girmeyi göze alıyorum. Eğer zarara girersem ve bunların hepsi yanarsa sizden bir beğeni bir de yorum bekliyorum arkadaşlar. Zarara girmezsem de beğenip geçin. Hadi bakalım ilkini deniyoruz. Arkadaşlar zarara girmedik. Teşekkür ediyorum. Yine de bir yorum atarsanız güzel olur ya. Şöyle ikinciyi deniyoruz. Bence ondan sonra bir daha aynen bir daha geçmez arkadaşlar. Elimizdeki bütün artı 8'leri basmayı deniyorum ama yani bunlar bile bize bence wow. Güzel bir kar bırakıyor. Bir tane daha geçirirsek bu arada temiz kar ederiz. Yani 4 puan şu an cebimizde ama yani sağlık olsun 2 tane artı 9 bastık. 4 puana satarız bunları. Evet dostlar şimdi ben 4 adet hesabımızı buraya getirdim gördüğünüz gibi. Çünkü cennetin gözü damarı kazacağız. Bakalım cennetin gözü damarı buldukça ve kazdıkça gelirim ben. Toplam hasılatımızı da sizlere gösteririm. Daha sonrasında tekrar kontrol ederiz. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi ortalama bu kadar bir maden kazabildim. Çünkü olay çıktı arkadaşlar. Büyük bir olay çıktı. Bayağı VC'likler falan toplandı. Ondan dolayı çok fazla bir şey kazamadık. Şöyle göstermem gerekir ki bunları alabildik. Bunları da tabii dönüştüreceğiz. Ganimetimizi geliştirmemiz için bu da işimize yarayacaktır. Buradan en azından biraz alırsak yine iyi olacaktır. Tanesi 9 hem sonuçta. Onu da belirtmem gerekir. Devam edelim. Evet ben katil katına geldim şeytan kulesinde. Burada arkadaşlar... Katil farmı yapacağız. Fark ettiyseniz yanımda cesaret pelerini getirmemişim. Belki slotları çekmekte sorun yaşayabilirim ama çok büyük bir sorun yaşamayacağım. Aynı zamanda sizlere hem yerde hem atta nasıl bir hasarımız olduğunu da göstermek istiyorum. Yerde şu şekilde arkadaşlar hasarımız ortalama tabii şey simyayı da açtığımızda 7K'ları görüyoruz. 7.5K'ları 8K'ları neredeyse görüyoruz bilginiz olsun şu şekilde. Şimdi bineğe de bineceğim sizlerle birlikte ve aynı zamanda devil silahının önemini ve ne kadar güçlü olduğunu göstereceğim. Şöyle paskalya yumurtalarını da alalım. Paskalya yumurtalarını kasacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar paskalya yumurtası kasacağız. Çünkü yeşil pot veriyor biliyorsunuz. Şu şekilde atta ise 10K'ları görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok hızlı bir şekilde eriyor. Bununla beraber bununla da 11-12'yi görürüz gibi geliyor bana. Aynen. Yani çok büyük bir fark yok ama neredeyse aynı diyebiliriz. Gelin reisler gelin böyle yani toplayabildiğimi toplayacağım arkadaşlar. Zaten vuramıyorlar da. Çok kastırıyorlar bilgisayarı normalde toplayamazsak. Ondan dolayı böyle ben elimden geldiğince böyle çok hasar vermeden de toplamaya çalışıyorum ama dur bakalım. Yani bu azınlığı bir toplayalım da sonra diğer azınlığı ayarlarız. Bir gelin bakayım. Şöyle bunları da basalım. Yani şu an hasarımız çok yüksek bu arada. Gerçekten bu hasarla iyi bir boss keseriz. Bu şekilde bir kesmeye başlayayım ben. Alt tapta durayım. Biraz böyle biriktirdikçe
alırım buradan. Çok fazla bir slot da etrafımızda toplandıkça böyle etrafımıza onları çekeriz ileriye. Zaten etrafımıza toplandıklarında bize de vuruyorlar ya. Kolaylıkla şu ileriye çekeriz. Şu an ilerideki slotlar zaten yakında gelecektir buraya ama şöyle efektlerimizi her şeyimizi de kapatıyoruz burada. Başladık, bunu önceden de söylemiştim. İsimleri de kapatıyoruz ki daha rahat olsun. Bilgisayar herhangi bir şekilde problem yaşamasın. Şöyle alt aldığımızda da kolaylıkla kesebiliyoruz arkadaşlar. Evet dostlar, şu an aşağı indim. Şöyle fazladan ejderha taşlarını toplamışım. Hatta bunları da atmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle beceri kitabına geçmeden önce sizlere, yani toplama hasılatı göstermeden önce, şu şekilde paskalya yumurtaları topladım. Ortalama bir 40 tane vardır burada herhalde. 40'tan fazla bile olabilir hatta. Böyle bir 100 tane bile olabilir. Şöyle bir verelim bakalım. Gördüğünüz gibi 60 adet mor iksir verdi. Gayet güzel. Bir daha verelim. Bu kötü. Kaldı mı bakalım? Evet, hala var. Biraz daha verelim. Yayın balığı. Bu biraz iyi. Bir daha verelim. Yani yeşil iksir ebabında alırız diye düşündüm ama sadece HP ve SP verdi. Sıkıntı değil. Şu en son topladıklarımı bir şöyle bir bakacağım. Belki güzel bir beceri kitabı vardır. Maalesef yokmuş. Şöyle arkadaşlar, toplam hasılatımız 3 adet hava kılıcı, 2 adet büyülü keskinlik. Artı olarak da 6 adet okey kart seti. Tabii okey kart setlerine 3 günü var, 2 günü var hatta. Ölümcü gücün yüzüğünün. Ondan dolayı kullanmayacağım arkadaşlar. Satmayacağım. Bir tane de fasulye gelmiş. Yani çok, bence çok bir gideri yok. Bence çöpçülükten daha çok kazanmıştık biliyorsunuz. Ortalama 2 saat durduk. 2 saatte böyle bir şey kazandık. Tabii katil metni yapılabilir mi? Yapılabilir. Neden yapılmasın? Daha farklı şeylerle de para kazanabiliriz ama bunlar en azından hızlı satılabilen şeyler arkadaşlar. Öyle de düşünebilirsiniz. Bunların hepsini bir pazarımıza koyalım. Buradan çıkan tüm beceri kitaplarımız olsun. Aynı zamanda hava kılıçlarını vesaire, bir tane deniz kız sandığımızı koyalım. Hepsini pazara bakalım. Ne kadar bir gelir elde edeceğiz. Daha sonrasında hep birlikte görelim. Şöyle pazarımızı da kurdum arkadaşlar. Altın okeylerimiz, deniz kız sandıklarımız, kuleden kazandıklarımız, bastığımız art 9 bilezikler. Şu 3 evsin oldu hatta arkadaşlar. Onu o yüzden 3 bana koyduk. Bunu 2.70'e koyduk. Burada yine beceri kitaplarımız vesaire. Burada bulunmakta. Bunlar da satıldığında, şunu bir satılmadan lanet olsun. Şunu bir satabilsem çok şey olacak da. Bunlar da satıldığında gayet güzel bir gelir elde edeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar şu cennetlerimizi bir deneyelim bakalım. Şöyle birinci geçmedi. Bir tane aldık. Bir tane geçmedi. Bir tane daha geçmedi. Üçte bir yaptık şu an. Obo, bir tane daha geçmedi. Bir tane daha aldık. Mesela 10'da 2 falan yapıyoruz galiba. 8'de 2 veya 10'da 2. Evet, 8'de 3 yaptık arkadaşlar. Yani yeterli. Çok problem olmayacaktır bence. Elimize sağlık diyelim yani. Başka bir şey diyemiyorum. 8'de 3 nedir abi ya? Simyacı. Lütfen sen yapma bari. Bunları da arkadaşlar düz olarak satacağız. Pazarımızda devam edelim bakalım. Evet dostlar, 1 Metin 2 Marmara bölümünün de sonuna geldik. Umarım videoyu buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Umarım sizler için biraz da olsun güzel vakit geçirmenizi sağlayabilmişimdir. Eğer güzel vakit geçirmenizi sağlayabildiysem videoyu beğenebilir ve kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer vaktinizi çaldığımı düşünüyorsanız da neden vaktinizi çaldığıma dair yorumlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Böylelikle ben de değerlendirebilirim. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın.